Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, bu videomuzun konusu Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gelmeden önce yapılması gerekenler diyebiliriz. Buna benzer şeylerden bahsetmiştim ama birazcık daha toparlayıcı olmakta fayda var. Şundan dolayı söylüyorum. Yakın zamanda birkaç aileyle görüşme yaptım. Hani gelmeden önce ne yapsak, ne etsek gibi şeyler sormaya başladılar. Bu nedenle de hani bir yol gösterici bir video hazırlamayı planladım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben yaklaşık tam bir yıl doldurmadım. Az kaldı bir yıl olmak üzere. Bu yollardan geçmiş birisi olarak şunları söyleyeyim. Gelmeden önce Airbnb ile mutlaka bir ev tutun. Şu anda görüştüğüm kişiler şey söylüyorlar. Airbnb ile ev tutamadıklarını söylüyorlar. Bunun en temel sebebi Covid'den dolayı anladığım kadarıyla. Bunu şu şekilde şey yapabilirsiniz. Belki otel falan bakabilirsiniz. Bağlantı aramakta fayda var ama bağlantıya tamamen böyle güvenmemek lazım. Yani temelde kendinize güvenmenizde fayda var. Bunu da belirteyim. Şimdi şeyler var. Bazı insanlar diyor ki orada Türk var mıdır? Orada işte yardım ederler büyük ihtimalle falan gibi şeyler giriyorlar. Ha tabii inşallah yardımcı olurlar. Ancak olmayabilirler. Bu nedenle bu konuda başkalarına sakın güvenmeyin. Her şeyinizi kendiniz planlayın. Bunu belirteyim. Sonra bu önemli bir konu. Şimdi şunu anlayabiliyorum. Ben de bu yoldan geçen birisi olarak gelmeden önce İngiltere ile alakalı olumsuz olan bazı şeyleri insanlar söylediğinde ister istemez bir sinir oluyor insan. Niye? Çünkü buraya gitmeye karar vermişsin. Buna şey yapmışsın böyle bir güvenin var. İngiltere büyük bir ülke falan diyorsun. Büyük bir ülke, güçlü bir ekonomi. Ben oraya gideceğim, orada yaşayacağım. İşte hayatım bundan sonra orada idam ettireceğim diyorsunuz. Ama bunun yanında birileri böyle olumsuz bir şeyler söyleyince ya ne yapacaksın orada falan filan bak burası daha iyi işte elin memleketinde falan gibi yorumlar yapıyorlar. Bunlar da ister istemez insanı böyle bir geriyor. Bu gibi şeylere fazla kulak asmamakta fayda var. Ama şunu da belirteyim. Şu anda lockdown var. Yani işte Türkiye'dekinin üzerinden gidersek sokağa çıkma yasağı falan var. Buradakiyle Türkiye'deki çok farklı. Türkiye'de sokağa çıkma yasağında tamamen çıkamıyorsun yani yasak direkt cezayı falan yersin. Daha sert bir yaptırımı olan bir şekilde. Burada o kadar değil. Yine insanlar çıkıyorlar, alışverişe gidiyorlar, hafif spor falan da yapıyorlar, parklara da çıkıyorlar. Bayağı bir aslında serbest. Sadece resmi kurumlar falan kapalı. İşte atıyorum National Insurance Number'ı almak için başvuracaksın diyelim. Telefon ediyorsun, saatlerce bekliyorsun, ulaşamıyorsun. Bazıları diyor ki yok kardeşim face to face olması lazım diyor. İlle de gelin diyorlar mesela. Şimdi bu gibi durumlar problem oluşturuyor. Bunu şey yapmak için, bunun üstesinden gelebilmek için bir de bu süreçte zaten hani cepten yiyeceksiniz ilk geldiğiniz zaman. Bir de 10 katı bunlar da problem. Bazıları diyor ki ya işte Türkiye'de de işimi bırakmış olacağım, işsiz olacağım. Orada da işsiz olacağım diyorlar. Sakın böyle düşünmeyin çünkü Türkiye'deki bir ay ile buradaki bir ayın gideri aynı değil. Burada 10 kat daha fazla harcıyorsunuz. Bu nedenle şu anda mümkün mertebe ne kadar geç gelebilirseniz o kadar iyi olabilir. Ama bunu söylerken şunu belirteyim. Sakın son dakikaya bırakmayın. Yani atıyorum 4 haftanız mı var? 3. haftanın sonlarına doğru falan gelebilirsiniz. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu yani ne kadar geç gelirseniz iyi dememin sebebi buradaki resmi kurumların birazcık daha açılmasına doğru gelmiş olursunuz diye tahmin ediyorum. Şu anda her yer kapalı. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Bunun yanı sıra kalacak yeriniz en önemlisi. Gelmeden önce yine bir irtibatta bulunabildiğiniz birileri varsa yani şöyle söyleyeyim kendinden yola çıkarak. İlk defa düşünüyorsun ki ya nereden olacak diyorsun. Biraz düşününce, şey yapınca, irdeleyince birileri çıkıyor. Ha faydası oluyor mu olmuyor mu orası ayrı bir mevzu ama yine de ulaşabildiğiniz insanlar varsa mutlaka ulaşın. Tanıdık falan varsa mutlaka ulaşın. Ama dediğim gibi kendinize güvenerek her şeyi kendiniz planlayacak şekilde gelin. Ya ben oraya gidiyorum falanca bana iş bulur. Ben işte her şeyimi ayarladım. Oraya gittim o bana işte ben şimdi gelmeden önce kalacak yer ayarlamayayım. O arkadaş bana yardımcı olur şeklinde şeyler düşünmeyin. Şimdiden mesela Rightmove'dan falan kiralık ev bakmaya başlayın. Vizeniz çıktıysa tabii. Vizeniz çıkmadan çok fazla şey yapmayın. Moda girmeyin bence. Çünkü yani moral bozmak gibi olmasın ama son dönemlerdeki gördüğüm şeyler genelde red oluyor maalesef. Belgeleriniz eğer sağlamsa tabii ki olumlu çıkma ihtimali daha yüksek.
Ama değilse red olma ihtimali birazcık daha yüksek. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.